Beni de barçınlara bak, canımı sıkıyorlar ha. Bağırdım babacığım. İşleri güçleri siz. Oysa ki bana bak, her daim hazır. Bitli pirayı. Aferin kızım, o yüzden en çok seni seviyorum. Bilmiyor musun? Aslancığım. Şunu içer misin lütfen? Yavrum, oldu olacak fikir taksaydım bari. Yolda hallederdim ben bu işleri ya. Yo, vitamin şurubu bu. Kuvvetten düşme diye özel yaptırdım. Bir tanem benim. Ağzımdan vitamini, sırtımdan etamini eksik etmez anam. Şunlara bak, liseli aşıklar gibi. Baba, sen annemi nasıl tavladın? Uzun hikaye kızım, uzun hikaye. O zamanlar baban filinta gibiydi. Öyle bir yakışıklıydım ki gören bütün kızlar aklını kaybediyordu. Babam bana izin verseydi o dönem artist olup filmlerde oynayacaktı. Ya babası izin verse film çekecekti. Ama çizgi film. Atom Karınca. Jilet gibiydim, jilet. Sen bana inan. Ha, bir de harbi güzel sesim vardı. Öyle bir yanıktı ki herkes hasta oluyordu. Değil mi kız? Tabii tabii. Tarzan gibiydi babanız. Ay, ocakta yemeği unuttum ben. Sen şimdi eskileri açıp bizi götürüyorsun oralara. Çok yanıktı babanın sesi, çok. Evet, lastik yanığı gibi. Vay canım, sabah sabah çamur atma. Harbiden ayıp oluyor. Sen de çamurluk tak. Sen niye hala burada duruyorsun? Hadi gitsene işine be. Bir şey sordu, cevap veriyoruz. Kızım, günlerden bir gün annenin penderesinin yanına geldim. Derken bir uzun hava koydum orada. Sağlam bir uzun hava. O dönemler güzeldi. Aslancığım, böldüm ama doğalgaz faturası zamlı gelmiş. Arkadaş, adı doğal olup da rakamları doğal olmayan tek fatura bu galiba. Ben anlamadım. Vallahi yetiremiyorum Meveş. Ek iş yapacağım bu gidişle, kusura bakma. Bu ne lan? Olimpiyat amblemi mi? Yanık ses. Baharat gırtlak. Doğalgazın faturasını görünce sesin kaçıverdi birdenbire. Bana bak, benim sana bir teklifim var. Bak, ek iş olarak bu güzel sesinden geceleri gazinoya çık. Çok iyi para kazanırsın. Bana teklif var. Yani bana teklif geliyor da ben bu tür işleri yapmıyorum yani. Evli baklı adamım. Ne yapacağım? Turnelerle, sahnelerle mi uğraşacağım? Yoksa teklif çok. Sallama. Sallama yavrum. Kalede volkan var. Of! Babacığım, çok bekletmedik değil mi? Yok kızım. Kışı kapı arasında geçirdik, yazı getirdik. O kadar. Ne yapıyorsunuz yukarıda? Anlamıyorum ki ben arkadaş. Bu ne hazırlıkları ya? Hadi gel. Aslan kardeşim, güzel sanatçı evladım. Bu böyle mi söylenir? Bak bak. Türküyü söylemeyi bilmiyor ya. Türkünün bir inişi var, bir çıkışı var. Çözemiyorlar. Ya şimdiki jenerasyon harbiden bak beni delirtiyor ya. Ben söyleyeyim bari, böyle olmuyor. Ha beşerim, bir si bemol ver bakayım oradan bir tane. Mi bemol? Si bemol ver yavrum. Şarkıya gireceğim, o anlamda diyorum yani. Ha, torpido da olabilir mi abi? Oğlum, si bemol diyorum. Anlamıyor musun? Memol ne demek, memol? Memol demek nota demek Cahil, bunu da mı anlamıyorsun? Tamam, ben kendim yaparım ya. Hadi budur. Aman, aman, aman. Başlamış babacığım, süper, süper. Daha dur be yavrum, daha devamını dinlemedin. Ne konu? Aman, aman. Babacığım, radyoda okullarla ilgili bir duyuru vardı da onu açabilir misin? Niye, ben niye duymadım? Ne alakası var? Oo, babacığım, vallahi duydum. Kızlar, siz de söylesenize, duydunuz değil mi? Evet, evet babacığım, ben de duydum. Çok önemli diyordu. Orayı bilhassa dinlersek. İyi, aç o zaman, aç da dinlesinler. Türküyü söyletmedim. Salına da, salına da gel. Haydi yavrum, dön dolaş yine bana gel. Salına da, salına da gel. Haydi yavrum, dön dolaş yine bana gel. Vay be! Benim gibi koskoca gazinolar kontu Yılmaz yerinde durmaz, bir türkücünün ayağına kadar gitti. Yılmaz abi, senin teklifini kabul etmediği için ben onun ayağına sıktım. Yani ayağına gitmiş sayılmazsın. Diğer sanatçılarımız ne yapıyor? Abi az solist Yangın Hamdi klip çekiminde yanmış. Salak. Si bemol Erol da rakip gazinocu Cabbar'a kaçtı. Neyse boş ver onları. Bize halkın içinden bir sanatçı gerekiyor. Bak güzel, bir şey dediğimiz yok. Bak gitarın. Zaten ben de talih yok. Bilader.
bir şey söyleyebilir miyim? O türkü öyle söylenmez. Anlatabiliyor muyum? Yani bozmayın abicim geleneklerimizi. Ver bakayım bir şey. Beyaz giyme söz olur, siyah giyme toz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da gel. Haydi yavrum, dön dolaş yine bana gel. Buyurun, hoş geldiniz abi, ne lazımdır? Hoş bulduk. Affedersiniz, o ses sizden mi çıkıyordu? Evet, benden. Abimden bana geçti abi, hayırdır? İnan ki Çağlayan gibi bir sesin var kardeş. Benimle çalışır mısın? Olabilir abi, biz esnaf adamız, sizden pek çoksunuz. Pardon, kendimi tanıtmayı unuttum. Ben gazinocular kontu Yılmaz yerinde durmaz. Evet. Piyasada ne kadar arabesk söyleyen varsa, fantazi müzik söyleyen varsa benim elimden geçti. Benimle çalışmaya var mısın? Tabii çalışma derseniz biz esnaf adamız abi. Şu anda ekmeğimiz tıkırında ve hayvan satıp parasını kazanıyoruz abi. Böyle elden geçme falan filan bize gelmez, anlatabiliyor muyum abi? Sağ ol, teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Dur. Hemen karar verme. Tamam. Ben bilmem. Karın bilir deme. Tamam. Akşama kadar bir düşün. Dur. Şu kartımı. İstersen akşama kadar şunlarla bir sohbet et. Akşam da beni ararsın. Karşında yeni bir as solist duruyor. Görüşmek üzere. Hayırdır Hasan abi, bu ne durum böyle? Ya anlamadık biz de. Gazinoya çıkmak için teklifte bulundu ama... biz bu saatten sonra kendimizi bozamayız abi. Üç tane çocuğumuz var, ekmeğimiz yerinde yani. Ne işim var şimdi gazinoya çıkacağım? Bak, sana da single yapacağım. Anam, anam diye. Bu ceket mi oğlum? Abi bırak ceketi meketi. Sen star oluyorsun ya. Anam! Ne olacağım Hasan abi? Ya sen de getir götür işlerine falan bakacaksın. Ya. Bir nevi sanatçı kargosu. Ha bak, bu da çok mühim bir iş. Ben varım. Ben de o zaman basın danışmanınız olayım Hasan abi. Sözcükler enter mantır girerim. Güzel olur. Yani. Güzel. Ekip tamamlandığına göre başlıyoruz abi. Ne dersin? Yani güzel bir hayal gidiyorum Kubatçığım ama bu işler bize göre değil birader. Ben evli çoluk çocuk sahibi bir adamım. Bu yaştan sonra kendime güldürtmem sahneye çıkıyorum. Ya abicim sahneye gülsünler ki? Bak çok para kazanacağız. Bu işin içinde çok güzel paralar var. Kimseyi düşünmüyorsan beni düşün Hasan abi. Oğlum şarkıyı söyleyen benim, sana ne oluyor yiyip bitiriyorsun kendini ya? Boş ver, istemiyorum diyorum. Bu mevzuyu bu kadar uzatmayın be kardeşim. Ana siz ne kadar çok para göz olmuşsunuz lan. Nereden biliyorsun bu işin hayırlı olacağını? Götür herife ver de ki kabul etmiyor, ısrar da etmeyin. Bak tersten abim terstir de. Tersine gelirseniz çok fena yapar de. Bu mevzuyu da kapatın. Ben gideyim biraz meveşli konuşayım. Bunun makarasını yapayım, güleyim evde. Hadi eyvallah.